Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomda sizlere Kore hakkında bilgiler vereceğim. Para birimi Güney Kore'nin para birimi won'dur. Değer olarak yaklaşık 1000 won 1 dolara denk geliyor. Dil durumu. Kore'de konuşulan dil Korecedir. Kuzey Kore'de Kore'de konuşulan dil de aynı zamanda Korecedir. Korece bir olay Altay dili olduğu için gramer olarak Türkçe ile benzerlikleri bir hayli fazladır. Benzerliklerinden birisi bakı vermek, düşe yazmak, baka durmak sisteminin benzerinin Korece'de de olmasıdır. Ancak Çince'den bir hayli fazla kelime aldığı için kelimelerin telaffuzu ve ezberlenmesi biraz zordur. Bu dili en kolay öğrenen yabancılarsa sırasıyla Japonlar, Moğollar, Özbekler, Kazaklar ve Türklerdir. Korelilerin İngilizce birliği, e, bilirliği veya Kore'deki İngilizce eğitimi tartışmalı bir konudur. Birçok kişi çok iyi bir şekilde yazı İngilizcesini bilmesine rağmen konuşma İngilizcesini beceremiyor. Bunda Korelilerin ağız yapısının yabancı dillere yatkın olmaması ve Kore insanının yabancılara karşı çekingen olması büyük rol oynuyor. Bu arada günümüz Koresi'nde aşırı derecede fazla İngilizce kelime olduğu için toplumda Konglish diye bir tabir çok çok kullanılıyor. Ancak Korece'deki bu İngilizce kelimelerin telaffuzları bir hayli değiştiği için yabancılar tarafından fark edilmesi zor oluyor. Mesela İngilizce'deki bus kelimesi yani otobüs, bus'lı şeklinde telaffuz ederler. Korelilerin hangi gıl diye bir e, alfabeleri vardır. Bu alfabe Türkçe gibi heceli dillerin yapısına en uygun alfabedir. Eğer bir gün devlet Ali'den birisi muhatap alıp da e, buraya danışırsa kesinlikle Türkçe için bu alfabenin kullanılması gerekir. Dikkat çeken yönleri Türkiye'yi Yonca Nara diye tarif ederler. Bu kardeş ülke demektir. Türkiye'yi gezmiş, Kapadokya'yı, Pamukkale'yi çok iyi bilen Korelilerin sayısı bir hayli fazladır. Uzak Doğu'da Filipinler ile birlikte Hristiyanlığın en yaygın olduğu iki ülkeden birisidir. Ülkenin yaklaşık %34'ü Hristiyandır. Başkent Solda Hristiyan nüfusu %40'lara kadar çıkıyor. Özellikle Türkiye, Endonezya gibi Müslüman ülkelerde birçok Koreli misyonerlik yapmaktadır. Ülkenin %25'i ise Budist'tir. Budizm ise Busan gibi Güneydoğu bölgesinde en yaygın inançtır. Korelilerin toplum yapısını şekillendiren diğer iki dogma ise Konfüçyüz öğretileri ve eski şaman gelenekleridir. Din konusunda aşırı bir özgürlük söz konusu olduğu için aynı aile içerisinde Hristiyan, Budist, ateist e, hatta Müslüman birlikte bulunabiliyor. Evet bu Kore ile ilgili önemli bir veri. Geleneksel kültüründe aile kavramı çok ön plandayken günümüzde kapitalist Amerikan vari sistem yeni bir Kore kültürü oluşturmaktadır. Yaşlı nüfusu bir hayli fazladır. Yaşlı nüfus ile genç nüfus sil arasındaki çizgi çok keskindir. Solda bunu gözlemlemek çok kolay oluyor. Gangnam gibi enerjik semtler e, genç neslin çekim noktaları iken Changwon gibi eski semtler yaşlı nüfusu barındırıyor daha çok. Ülkeye giriş vize durumu. Güney Kore Türkiye vatandaşlarından 3 aylık süre için vize muafiyeti sağlıyor. Türkiye'den Sole uçuşlar Incheon Havaalanı'na yapılmaktadır. Incheon şehri sola 1 saatlik mesafededir. Buradan Sole metro veya otobüsle ulaşılabilir. Otobüs ücreti 15 dolardır. İdeal seyahat vakti kesinlikle ilkbahar ve sonbahar. Japonların sakura dedikleri kiraz çiçeği mevsimi Kore'de de yaşanır. Ve bu mevsimde Nisan ayının ya ilk yarısı Kore rengarenktir. Sonbaharda da ağaç yapraklarının sararmasıyla yine her taraf rengarenk olur. Kore'ye gidilmeyecek iki dönemse Temmuz ayının ikinci yarısından Ağustos'un sonuna kadar ve Ocak ayından Şubat'ın ortalarına kadardır. Birincisinde rutubette sıcak yağmurlu bir hava hakimdir. İkincisinde ise soğuk kuru karlı bir hava etkilidir. Ulaşım. Belki de dünyanın en kullanışlı ulaşım sistemine sahiptir. Şehir içi ve şehir dışı ulaşımı çok ekonomiktir. Kore'ye seyahat edilmesi durumunda T-Money İstanbul Kart gibi denen karttan alınması gerekir. Güney Kore dünyanın en pahalı ülkelerinden biridir. Bu yüzden konaklama maliyetleri biraz fazla olabilmektedir. Ancak hostel, hostel çip gibi metotlarla bu faaliyet, e, maliyet en düşük seviyeye indirgilenebilir. Güney Kore'deki en uygun otel, hostel veya guesthouse house fiyatlarına e, bakılabilir. Güney Kore'ye turlar e, mevcuttur. Evet sevgili arkadaşlar bu videomda sizlere... Güney Kore ve Kuzey Kore hakkında bilgi vermeye çalıştım. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için. Hoşçakalınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.